6-6-2016. Numarasını da vereyim. 2016'ya 24.769 numaralı iddianamem. FETÖ terör örgütü iddianamesi. Bakın bu iddianamede ne söyleniyor? FETÖ PDY'nin kuvvet komutanlıkları, jandarma ve emniyet teşkilatları içindeki mensuplarından oluşan ve on binleri bulan devletten ayrı hiyerarşiye bağlı silahlı bir yapılanmasının olduğunu darbeden önce söylüyor. Başsavcı, savcı söylüyor. Mahkemeye verilen iddianame de var. FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirecek veya ortadan kaldıracak silahlı güce ulaştığı ve bir askeri darbe yapabilecek tek organize güç olduğu darbeden önce söyleniyor. Aynı iddianameden okuyorum. FETÖ, PDY'nin darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesinin açık ve yakın olduğu. Bunu hükümet bilmez mi? Bilir. Düzenlenmiş mi bu iddianame? Düzenlenmiş. Bu iddianameye dayanarak Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesi şu anda hapiste. Engellendi mi darbe girişimi? Engellenmedi. Bunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Gizleyebilirler mi? Gizleyemezler. Darbeden önce mi? Ya evet, darbeden önce bunların tamamı tespit edilmiş savcılık tarafından. Başka? Peki yine aynı şeyi sormak istiyorum. Yani tabii. Sayın Genel Başkan, şimdi bir hükümet düşünelim. Bir darbe girişimi planlandığının haberini alıyor. Şimdi evet. Demek istediğiniz bu. Haberini alıyor ve kontrollü olur. Göz yumuyor efendim. Bakın, peki ben ya o darbe, yani bir hükümet böyle bir risk alır mı? Ya o darbe girişimi gerçekleşse ve işte yönetime darbeci askerler gelse sonucu ne olacak? Öyle bir risk alınır mı bir hükümet? Neden hükümet bu darbe girişimini örtmek istiyor? Neden açığa çıkmasını istemiyor? Asıl sorulması gereken soru değil mi? Darbe komisyonu kuruldu. Raporu Cumhuriyet Halk Partili ve diğer milletvekillerine, darbe komisyonu üyelerine verilmiyor. Neden? Ne zaman verilecek? 16 Nisan'dan sonra. Niye 16 Nisan'dan sonra? Hangi gerekçeyle? Darbe raporunun 16 Nisan'la ne ilgisi var? Gerçekler açığa çıkmasın diye.